Evet dostlar, bu sefer canlı yapamayacağız. Dolayısıyla önceden kaydedeceğim, ondan sonra YouTube'a yükleyeceğim. Evet, şimdi. Pardon, niye bu böyle? Şimdi şöyle büyütelim. Böyle olmaması gerekiyor. Şöyle yapıp. Neden böyle oldu bu? Bir saniye arkadaşlar, çok pardon. Preview scaling. Ya böyle olmaz ya. Oluyor mu? Yok 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 yok, bir dakika. Okay. Pardon dostlar. Preview scaling, scale to window. Tamam. Peki bu niye böyle oldu ama? Bir ayarı var ama ayarı neydi? Okay. Neyse, bu ayarı sonradan bakarız. Şimdilik bu yeterli diye düşünüyorum. Sonradan şey yaparız, ayarlarız onu. Böyle şimdilik devam edelim. Okay. Evet arkadaşlar, geldik. Yeni bir laptop aldım. Dolayısıyla ops, bir dakika buradan çıkayım. Daha girelim. Nedense böyle gözüküyoruz. Neden bilmiyorum. Evet, neyse. Borsa teknik olarak görünüyorum. Sertiyo şey olarak görünmüyorum. Yapacak bir şey yok. Sohbeti açık mı? Ya açık, okey. Tamam, şu an kaydediyoruz mu? Ediyoruz. Tamam, eyvallah. Sesim geliyor herhalde. Geliyor, sana Evet, herkes geldi mi yoksa? Herkes derken özel beklediğim bir sınıf vardı. Demirtaş falan mı gelecek? Ha, Demirtaş kim ya? Necmi Çetin, tamam, evet, tamam. Evet. Özgür Hoca'dan bahsediyorum ya. Ha, Demirtaş. Okay. Bakalım. İyi. Evet arkadaşlar, iyi akşamlar. Var mı bir sorunuz vesaire başlamadan önce? Ben burada bir de 3 tane şey paylaştım. İşte burada Çin büyüme beklenti projeksiyonu, Avrupa bölgesi büyüme beklenti projeksiyonu, ABD büyüme beklentisi ve projeksiyonu ve tabii ki ABD enflasyon verisi. O grafikleri bir anlatacağım size.
Önce isterseniz biraz hisse falan vesaire bakalım. Eğer yazarsanız gruba veya buradan da sorabilirsiniz veya konuşma hakkı istiyorsanız verebiliriz. Konuşamıyorsanız. Sonra dersimize başlayalım. Sesimi mi kıstın? Yok, senin sesin geliyor, sıkıntı yok. Ha, okey. Yani laptop yeni. Yani niyeyse Borsa Teknik olarak görünüyorum. YouTube'da Abi para... onun Apple'la alakası yok onun. Abi onu sen yayını başlatırken Hayır, yok işte. Ha, belki Borsa yayından Teknik, başladım. evet, belki Borsa Teknik olarak Aynen. başlattım bunu. Olabilir. Ha, yayın öyle başlattın mı? Aynen. YouTube'u da paylaşamıyorum. Bir ufak bir ayar var, onu yapmam lazım. Onu yapamadım. Dolayısıyla diğer laptoptan yapacaktım, vazgeçtim. Yani şimdi kaydedeceğim. Kaydettikten sonra MP4'ü çevirip öyle YouTube'u yükleyeceğim. O şekilde de buralarda da paylaşırız artık. Sıkıntı yok. Canlı olmayacak YouTube'dan sadece. Bir gün için. Ereğli. Gidişat iyi mi, kötü mü? Bakalım. Bu Bu arada arada şeyi de takip takip edelim. edelim de. Fed'i. Dedi. Fed yarın bir gün toplantısı var işte. Ya Fed'deki durum şu. Yani bize bir sinyal verdi. O sinyal de nedir? İşte yükselteceğim. Ama şimdi gelen istihdam vesaire işte tüketim endeks verileri vesaire bunlar hepsi faktörlenecek. Belki de oy birliğiyle şimdi faiz yükseltme Haziran'da yükseltecek. Yani öyle bir şey yaparsa zaten aşırı derecede para girer borsaya. Borsalar birden fırlar yukarıya. Ama eğer yapmaz ise, pardon, 0,25 arttırırsa o zaman testere olur, gitgeller olur Cuma'ya kadar. Gelecek haftada muhtemelen zaten fiyatladığımız için bu olayları gene Yani. Nisan'a doğru, yani bu gelecek hafta Nisan'a kayarak ayrıca yani bu gelecek hafta başlar herhalde çıkışlar diye tahmin ediyorum veya üçüncü hafta neyse. Ondan sonra o da gelecek haftaya denk geliyor zaten. Nisan'a doğru, Nisan orta, Nisan sonlarına doğru da piyasalar kalkar. Kripto, işte BIST, işte bilmem ne. Tahminime göre. BIST ayrı. BIST Nisan 15, Nisan 10 gibi belki de gümbürt yapacak. Yani o ayrı. Ben Nasdaq'tan bahsediyorum. Bir de kriptodan bahsediyorum. Bir bakalım o konuda. Ama düşüncem öyle. Yani o kesin bir veri yok burada o konuda. Düşüncem sadece. Tahminim o şekilde. Ben sert düşüş şahsen beklemiyorum. Yani öyle %50, %50 arttırırsa faizi, ha, o zaman iş değişiyor. O zaman sert düşüşler gelir. Muhtemelen. Şimdi ereğine bakalım. Şimdi mevcut bir tane trendimiz var burada. Tamam. Yani çok geçmişe gitmeye gerek yok. Hani belli bir parabolik bir trendimiz var. Şu an o parabolik trend önceki all time high'ı hafif kırdık yukarı ama oraya gelirim şimdi. Şimdi bir tane Fibonacci çiziyoruz. Mıknatıs açtım. Bu iğneden, tepe iğneden dip iğneye kadar. Geldik. Benim VPVR indikatörü olmazsa olmazım. Neydi bu? 23.56 mı? Tamam. Mıknatısı kapatalım. Bir şey 23.50. söyleyeceğim. Senin ekranını biz göremiyoruz ya. Ben mi göremiyorum sadece? Sen ekran açtın mı bize? Hadi ya. Evet, şu an Hoppala. ben ekranını göremiyorum. Hemen Acaba paylaşıyorum. bende mi sıkıntı var? Tamam, şimdi görünüyor mu? Yok, görünmüyor abi. Ekran yok. Şimdi. Ha. Şimdi Şimdi geldi, geldi, tamam. tamam. Eminim dedim ya. Bende mi sıkıntı Allah var? Allah. Tamam. Fibonacci'yi şimdi YouTube'da izleyecek olan arkadaşlar görebilecek o hatayı. Yani paylaştığımı görebilecek. Mıknatısı açtık. Fibonacci'yi seçtim. Tepe iğneden alt iğneye kadar çektim. Mıknatısı kapattım. 23.56 dip.
23.56. Ya işte yeni laptop olunca bütün düzen bozuluyor. Şimdi biraz daha uzaklaştırın bence. 23.56. Evet. Bunu biraz indirelim. Tabii ki arkadaşlar şimdi Telegram'da her kısmını bilir ama YouTube'da paylaşılacağı için yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Zaten videonun başını yazıyı yazıyorum. Bilginiz olsun. Şimdi ya bunu baktığımız zaman hani biz esasen şimdi 0786 Fibonacci'yi açtığımızdan dolayı biraz yakınlaştırayım. Buraya açtığımızdan dolayı burada bir bayrak veya bir flama gibi bir görüntü bıraktı. Şimdi ne yazık ki bu iki yöne de oynayabilir. Faiz arttırımını açıklayacak bizim borsa etkisi ne şekilde olur? Onu zaten anlattık. Ya ben bunu çok beğenmedim ya Gökçe Bey, bu nasıl bir flama ya? Bir saniye. Ya böyle bir flamayı ben pek beğenmedim. Çok sağlıklı değil. Yani çok evet. Hani boğada olursun, bir flama olur. Böyle flama olmaz ki. Biraz daha böyle hani bir alan olur burada. Hani burada bir değişik geldi bana ama neyse, neticede bir flama. Flama ölçümünde baktığın zaman şu gövdeden alalım. Bunu buraya koyarsak bu seviye gösteriyor. 40-72. Şimdi bu flamalarda genelde hareketi direk kadar çıkar ya da tersini oynarsa, misal 33.54'ün altını sarkarsa, misal şöyle, yani şöyle bir kırılım oldu da geldik, direnç oynuyor. Ha, o zaman direk kadar düşer. Aşağı geri gelir yani seviyelere. Yukarı oynarsa yukarı doğru şeklinde düşünebiliriz. Şimdi bir saniye, bir tane daha flip çekeyim şuraya da. Neredeyse yaklaşmış zaten oraya da. 26-24. 26-24. Nerede o? Ki 618 Fib yani 42 gösteriyor da. Yani 1.618 Fib esasen direnç bölgemiz. Yani burada kuvvetli bir direnç. Onu kabul etmek zorundayız zaten. Şu bölge. Şunu kapatalım. Şu bölge kuvvetli bir direnç bölgesi. Bunu kabul etmek zorundayız. Bu iki Fib de bununla örtüşüyor zaten. Yani 1.618 de burada görünüyor. Şöyle yapalım biz de. Yani varsa ihtimali bakın Nisan ayında. Pardon, Nisan ayına kadar. Acaba. Hani garantisi yok. Ama eğer çıkış söz konusu ise onları anlatacağım. Şöyle bir tane direnç yapalım. Bunu kırmızı yapalım. Buraya bir tane daha yapalım. 2.618 42.58 seviyesi. 42.50 ops 8 seviyesi. Ondan sonra 43 adam yerini koymayayım. Ben bu fibi şey yapayım. Tamam, bunlar tamamdır. Yok. Ya bu görüntüyü göre eğer varsa niyetinde 4 saatlerine bakalım bir. 4 saatlik biraz daha şey olabilir. Ha, yani burada bir negatif uyumsuzluk var. Yani fiyat artıyor, arsay düşüyor. Burada bir negatif uyumsuzluk var. Hani yapacaksa hareketini hızlı yapar gibi görünüyor. Yani bakalım. Hani böyle bir yanlış anlamayın. Hızlı yapar derken hani %100 böyle hızlı çıkacak diye mi? Ama hani şöyle belki gelir, işte böyle oyalanır geri gelir. Ama bu bölge bozulmaz. Bu bölge bozulursa o zaman bunu bir deviation olarak sayacağız. Ondan sonra da düşüş senaryosunu bekleyeceğiz. O da 28.40, 29.90 gibi seviyeler. Tamam. Yanlış anlama yani. Ben tabii ki %100 düşecek diyemem ama ne diyorum? Bu bölge bozulursa diyorum. Muhtemel olan gidecek seviye o. Yani üstel hareketli ortalamalar da destekliyor bunu. 100
200 üstü hareketli ortamı 100 yapalım bir. Muhtemelen 200'e gelir ama 100'e de bakmak istiyorum ben. Yani %31 diyor. Tamam, bu da bir destek sonuçta şu seviye. Tamam, doğrudur. Tamam, bir tane destek bu. Ama Fibonacci çekelim şuraya. Şuradan. 0.618, 31 diyor, 29 diyor. Bunlardan biri yani. Zaten ya 200 ya da 100. Birinden biri. 50 silelim buradan. 200 açalım. Bu üstlerden biri. Yani oraları gelir yani. Yani muhtemelen. Bakacağız. Yani her şey olabilir burada. Yani hani sert bir satış olup bu şekilde bir konsolidasyon yapıp buraya geri alıp ondan sonra yapacaksa çıkışını yapar. Misal. Yani bunu yapabilir. Oldu ki zaten bu yüzde kaç oluyor buradan? Oldu bakalım. Mevcut yerden. %8. Gayet normal yani. Yapabilir. %8 veya %10, 12 neyse. Öyle bir geri çekilmeyi de yapabilir yani. Yapamaz diye bir şey yok. Şimdilik öyle bir şey yok. Ama en azından diyebilirim ki 33.54 önemli bir seviye, korusun. Kısa vadeli stop nedir? 33.54'ün altı 15 dakika. Yani kaçman lazım burada bir tradersan. Burada alan adam ne yapar? Hani şansımı deneyeyim der. Bunun altını vurursa kaçarım der. Kısa vadeci ne yapar? 34.26 tam destekte. Yani aynı yer gene. 34.54. Yani bura kısa vade stop. Orta vadeci biraz bilmiyorum ama hani ben trader olduğum için orta vadeci değilim. Dolayısıyla ben buradan aldıysam buraya stop koyarım. Kârımı kilitlerim yani. Niye aşağıya gelirse bir daha alırım gibi. Bir düşünceyle yani. Öyle bir stratejiyle diyelim. Yukarı oynarsa önemli seviye nedir? 35-48 diyeceğim ama 35-48 üzeri geri alacak ama 36 yani mecbur bu all time high tepesi. Yani bunu bir kere denedik şurada. Üzerine geçemedik ama all time kırdık ama geri geldik. Şimdi bir daha atarsak yukarı bu sefer 36'yı desteğe çevirirsek, tamam, o zaman derim ki ihtimali yükseliyor. Yani normalde kısacılarda burada veya bu kırılımda tetik çekebilir. Buraya gelince onaya burada da tetik çekebilir misal. Ya buradaki beklenti ne olur? $40, $42 veya $44. Hani bu seviyelere doğru. Ya bu. Ya bu. Hani 40'ta tıkanabilir mi? Ya belki iğne atar buraya gelir falan. Ondan sonra çakacaksa misal atıyorum. Yani böyle bir şey de yapabilir. Yani onun için dikkatli olacaksın yani. 40'ta da dikkatli olacaksın. 42.5'ta da 44'ta da dikkatli olacaksın yani. Ama muhtemelen sanki bunun gideceği yer yani 1.618 FIB. Hani 786'yı bozduk çünkü. Yani kırdık yukarı. 786 FIB'in üzerinde de tutunuyoruz. Çanağa da yakınız. Burada bir tane hani böyle bir kulp gibi bir hareket de çekiyor sanki. Tamam, o zaman buraya gelir de tutunursa bu seviye, bu gri kutu, o zaman yukarı doğru niyetlenebilir. 33.54'ün altı kısa vadede sıkıntı. Piyasanın gidişatını göre ama hani piyasa 1930'ları gelecekse o zaman Ereğli'de 30'a gelir kardeşim yani. Ya birden alınır mı burası? Şansını deneyebilirsin. Stop yakın. Ya bunun altı da stop. Dolayısıyla denenebilir. Yani buraya gelir. Daha sonra tekrar buraya gelir. Misal kocaman bir tane küp olur burada. Nisan'a doğru da ne yapar? Buralara gider. Misal. Varsa niyetinde. Anladın mı hocam? Ya bu bölge çok kritik ve önemli. Ya burada boşluk var zaten gördüğün gibi. Nerede başlıyor ilk destek? 30'larda başlıyor şurada. O da üstellerle de örtüşüyor bu bölgeler, değil mi? O şekilde yapmak zorundasın. Çünkü bizim piyasa çok oynak, belirsiz, ne yaptığı belli değil. Çıkacak mı, düşecek mi, yatay mı gidecek? Hızlı mı düşecek? Yani çok belirsizlikler var. Dolayısıyla ben bunları bırakayım burada. Çünkü ben ereğiyle alan biri değilim. Dolayısıyla kalsın bunlar. Bir dahaki çarşambaya incelersek bir bakarız. Evet. Fed faiz beklentimi söyledim zaten. Hasan hocam duydun değil mi onu anlatırken? Ha, 22 Mart'ta. Ha, yani işte o dalga var. Örtüşüyor o zaman yani değil mi?
Hani 34'lerden 30'a düşmesi gibi örtüşüyor. Hani temettü verdikten sonra, ama şöyle bir dalga da olabilir. Düştükten sonra da tekrar kaldırabilirler yani. Nisan'a kadar vaktimiz var ne de olsa. Birçok hisenin temettüsü Mart'ın sonuna doğru, Nisan'ın ilk hafta, ikinci haftasında vesaire. Dolayısıyla bundan dolayı biraz bana iyimserlik veriyor şimdilik bizim piyasa hakkında. 22 Mart'ta 4 TL veriyorsa hisse başına, o zaman benim düşüncem olabilir, belki 30 liraya falan gelebilir o zaman. 29.50, 30, 1.40, pardon 30 veya 31.40 gibi seviyelere gelebilir o zaman hisse. Düşündüğün zaman. Muhtemelen oradan alıcılar gelir. Yani hacimli tatlı zaten. PayPal mı? Nasdaq mı? Şimdi yabancı hisseler biraz daha farklı. Yani bunları biraz biraz daha fazla zaman ayırmak gerekiyor incelerken. Ama neymiş bu? Okay, tamam. Şimdi günlüğü alalım. Yani dipten tepki aldı. RSI tam dibe vurdu. Yani burada bir dip çalışmadan ziyade önce bir ups, şunları bir açalım. Mor yapalım bunu. Yok, mor değil, bunu şey yapalım, pembe yapalım. Ya, PayPal'a baktığın zaman, şu mıknatıs nerede? Mıknatısı açalım. Okay. Hop, tam tepe olmamış. Ne bu? 92.25. Tamam. Abi beş aşağı yukarı örtüşüyorlar. Boşluk nerede? 152. Tamam. Fibonacci ne diyor? 50 Fibonacci 201. Normal şartlarda dipten gelen ilk tepki, yani B dalgası dediğimiz bölge 0.50 Fibonacci'dir. O da %100, %120 gibi bir artış. Yani bakalım hani bir ay içinde bunu başarabilir mi? Hani gerçekten piyasalar bu kadar hacimli kalkacak. Yani bu önemli. Eğer bu bunu destekliyorsa, hani mevcut beklentiyi de destekleyebilir. Bizim için önemli seviye, ooo yanlış yeri şey yapmışım ya, şurası. Affedersin. Şimdi silelim. Şöyle yapacağız onu. Heh. Yani kırmızı bölge. Zaten oradayız. Kırmızı bölgeyi geri almaya başarırsa, ne demek o? İşte 103 diyelim. Yani buraya bir geri alırsa, onay alır. O zaman bir çıkış söz konusu olabilir. Muhtemelen bu boşluğa kadar önce 152. Ondan sonra bir geri gelir. Tamam. Ha, devam edecekse çıkışına, o zaman çanağı tamamlamak adına ben derim ihtimal üzerine 190 veya 175. Birinden biri bu bölgeye doğru niyetli olabilir. Şimdi B dalgası olacağı için bu gene bir düzeltmeyebilir belki. Zaman izin verirse 618 Fibonacci'ye doğru gelebilir. O da ne olur? Düzeltmenin A dalgası, B dalgası, C dalgası gibi bir hareket çekebilir. Bu bir düzeltmenin parçası. Bu relief rally, tepki rally'si. Yani A, B, C, Elliott dalgada kullandığımız şey. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde piyasa genelde düzeltme yapar. Doğru mu? Hisseler de öyle yapar. Böyle bir şey yapabilir. Ama ben 618'i macera derim. Kısa vade vur kaç ise 143 derim hedef. Ama bu 110, 108 bu bölgeyi geri alması lazım.
onay alacak, ondan sonra çıkacak. Bence önce bir boşluğu bir kapatsın. 152. Yani burada da ciddi bir artış yani 105'ten 150. Hani dolayısıyla 143-150 buralarda bir kar realizasyonlar yapılabilir. Ha, vurur buraya, geri gelir, tutunur, tekrar çıkacak gibi yapar, onay alır, gene tetik çekersin. Buraya da stop koyarsın, takip edersin. Buralara da gelirse de inşallah ha, ya stopunu yakınlaştır ya da burada direkt sat. Yani ciddi bir kar yani. Nereden %80 var yani. Nereden baksan. Pardon, ne diyorum ben ya? %80 mi? Doğru ya. Yani %75, %80. Farz et buradan kar aldın. %10 falan düştü. Gene girdin. Gene arttı. O zaman %85, %90 kar oluyor. Lot çoğalttım burada çünkü. Hani bir bakmak lazım. Yani ama sonuçta yani bir B dalgası oluyor düzeltmelerde. Yani nasıl bak, bir ufak bir düzeltme göstereyim sana, bir ABC. Ne yapmış burada? ABC. Doğru mu? Ondan sonra çıkmış, onay almış, bir dalga daha yukarı başlatmış. Tamam. Bu ayrı. Bu tepeye yakın. Biz şu an bu dip çalışması değil. Bu dip çalışması. Tamam. Bu bölge öyle değil. Bu trend düzeltmesi. Tamam. Dolayısıyla bu dip olacağı için dipler biraz daha böyle yukarı ivmeli oluyor. Yusuf Hocam. Yes. 25 arttırım geldi. Ha? Aynen. Eyvallah. Bakalım yurt dışı piyasasına bakalım hemen. Değişen yok. Piyasa hiç tepki vermedi. Hatta artıyor biraz. Beklenen oldu sanki. Beklenen yer almadı. Buydu zaten. Aynen. Ya böyle bir şey olabilir hocam. Şimdi bir de kripto bilmem ne regülasyon bilmem ne işte şeyler var. Bu konular. Onun için belki PayPal'a bir şey gelebilir. Beklenti olabilir. Bakalım. Yani iyi duruyor esasen dibi. Yani daha da aşağı iner mi? 92-25'in altında sıkıntı. Yani çünkü bu dibi kırmadık. Normalde ana düzeltme yaptığı zaman bazen böyle ana düzeltme yapıyor. Tamam. Bu sefer dibi kırmıyor. Bazen de dibi kırıyor şu bölgeyi. İniyor aşağıya. Ondan sonra hızlı bir şekilde geri alıyor. Ha, bu tamam. Tamam. Böyle olsaydı süper. Ama olmadığı için hani deviation'ın tam desteğinden tepki almış. Dolayısıyla hani bakalım dibi bulmuş da olabilir. Yani yukarı yönlü gitme olasılığı yüksek şimdilik. Okey. Başka ne ise var? İşaretçi cevapları ve diğer hisse neydi? Bir bakayım. Hangisi ters çanak olmuş? İyi yayınlar hocam. Terak nedir? Ha evet evet. Şuradan bakalım ona. Evet, connect. Niye bunu sorup duruyor ya? Başka bir bilgisayarda açık. Açık, evet. Ben o para ödeyeceğim fazladan ya. Fazladan para ödeyeceğim mecbur. Çünkü böyle olmuyor. Gitti bir 100-200 dolar daha. Akbank. Yani Akbank analiz aynı. Şu an bir çıkan trendde. Bozulma yok trendde. Yani bir bozulma ya, bizim için önemli seviye kısa vadede 7-14. 7-14'ün altına sarkıp bura direnç oynuyorsa, yani 7-19 direnç oynuyorsa düşüşün devamını getirebilir. Affedersin. 7 lira
gibi seviyelere muhtemelen ya da şu deviation'ın 7 lira 6.97 derim. Eğer düşüş olacaksa, yani bu bölge önemli. Şu an öyle bir görüntü var mı? Esasen kısa vadede sanki bir geri gelebilir ama bu değişebilir. Bakalım. Yani piyasa vermedi aşağıya. Hafiften bir satış yiyor ama çok değil. Hani piyasa bozmadığı sürece yurt dışı, biz de bozmayabiliriz. Biz de yani Akbank'ta bu sefer yukarı trendini devam ettirebilir. Şimdilik bizim için trendin devamını getirebilecek hareket nedir? Biz şimdi direnci kırdık. Direnç neydi? 7.21. Esasen 7.24 de gövdelere baktığı zaman 7.23. Kırdık direnci. Şimdi onaya geldik gibi duruyor. Bu tutarsa burası özellikle 7.20 pivot ne? 7.27. 7.27'nin üzerine geri alabilirsek bu şekilde, o zaman derim ki 7.53 gibi seviyelere veya 7.57 gibi seviyelere ilk etapta buraya niyetlenebilir. Ben sanki hani böyle dimdik vuracaklarsa hani 7.68'e vurup ondan sonra buraya belki desteğe çevirebilir. Ha, ondan sonra 7.90'a gidebilir. Ya da bunu yapmayacaksa, bunu böyle tutalım. Bunu yapmayacaksa önce orta bandı gider. Hafif üzerine gider, bir satış yer. Ondan sonra bu şekilde devam edebilir yukarıya 7.90'a. Yani her yerde koyar da şu boşluğu doldurabilirler. Zaten Mart 30'da temettü var. Hani 7.75, 7.80. Oralarda dikkatli olun. Macera hedefte 7.90 olur veya 8 lira olur. Ama ben yani 7, yani bu bölgelere 7.75 falan, 7.80, bu seviyelerde biraz dikkatli olmak lazım diye düşünüyorum. Hani normalde Şubat yüksek 8.18. Hani Frotto'da ne dedik? Şubat 18 ne dedik? Buraya dedik. Geldi orası. Yani biraz hafif üstüne attı hatta. Üstünde kapattı hatta. Belki Frotto gidiyor 300-330'a. Orada bakacağız ama hani banka olduğu için hani ağır hisse, hani lotu çok, hani Allah bereket versin deyip işime bakacağım yani. Hani ben şahsen hani 7.85, zaten VPVR'a baktığın zaman şöyle yapalım. Bir 7.85 falan görünüyor. Zaten çizgiyi de böyle çizdim. Hani gözlerim oraya görmüş. Hani 7.90, 7.85 bu seviyeye doğru bence sanki niyetli. Ama iğne atar buraya. Hani bu iğneler gibi. İğne atar, hemen düşer belki. O yüzden diyorum yani 7.75 o seviyelerde bir bakmak lazım. Riskini çoğaltmayacaksın. Yarısını satarsın misal. Diğer yarısını stop koyarsın. Stop kullanmıyorsan, çalışan bir insansan sat geç. Çünkü çok hızlı piyasa. Ne yapacağı belli değil. Ondan dolayı risk alma derim. Gelelim Türk Traktör. Aa, buyur bak, Akbank'ta ne dedim? Bak, mavi çizgi orta band. Doğru mu? Bak bu ne yapmış? Orta bandı kırmış yukarı. Değil mi? Bak ne yapıyor? Orta bandı geri geliyor. İşte burada ne yapacaksa artık, tutunacaksa tekrar çıkışını gerçekleştirebilir. Normalde orta band tutunuyorsa 231 derim hedef ama sanki bu deviation'a doğru da gelebilir. Ops, şuraya doğru. Yani 237 veya 239 giderse gider ama şu 235 falan seviyelere dikkatli olun. 235, 231 bu seviyelere dikkatli olun. Buralara gider mi macera derim. Tamam, hani giderse gider ama bence bu dirençlere dikkatli olun. Çünkü sonuçta burada bir deviation var. Burada da deviation var. Pivotla da örtüşüyor burada. 2.35 falan, 2.30 bu seviyeler sanki buralara niyetlenebilir. Ama orta bandı bozmasın. Yani 221'in altında kapanışlar yapmasın. Çünkü niye? Bu saatlik grafik. Bu bir deviation olur o zaman. Tamam. Deviation nedir? Aşağı verir. Tamam. Bu bir deviation olarak çalışırsa. O ne demek? Ben gene 221.50 derim. 221.50'nin altında kapanışlar olmasın. Olursa sıkıntı. Ha, ne olur? Böyle bir sarkma olur. Geri gelir, geri alır burayı. Bir daha tetik çekerim. Ben burada stop olurum. Vurdu buraya.
Aha, gülüyor sana. Geri attı bunun üzerine. Ben düşmeyeceğim. Kandırdım seni. Bir daha tetik çekersin. Gene buraya stop koyarsın. Ondan sonra buraya vurabilir yukarıya. Hani böyle yapmayacaksa bir ayı tuzağı gibi diyelim. Mini bir ayı tuzağı. Ondan sonra vuracaksa vurabilir yukarıya. Neticede bir geleceğim aşağıya gibi görünüyor. Bakalım yarınki piyasa ne olur? Pozitif mi açar? Veya bu yatay gider biraz şöyle. Şöyle biraz yatay gider. Ondan sonra cuma günü verir aşağıya belki. Pazartesi günü de ne yapacaksa böyle mi yapacak, böyle mi yapacak göreceğiz. Şimdi negatif duruyor kısa vadede. Orta band tuttuğu sürece sıkıntı yok ama yani pembe kesmiş aşağıya. Bizim 10 deme 50 demeyi kesmiş. 50 temayı da kesmek üzere. Dolayısıyla bu ne demek olabilir? Hani şöyle bir dener. Eğer 225'i geri alamıyorsa bence negatif. Yani buradan da gelebilir orta banda. Tamam. Orta band bizim desteğimiz. Ana desteğimiz. Bilginiz olsun. Kısa vadede geliyoruz gibi görünüyor aşağı. Bakalım. Dediğim gibi hani 225.70'i geri alır. Hani iş değişir. Ama onun haricinde şimdilik aşağıya kesmiş. Bir düzeltme söz konusu. 220-221 gibi seviyelere gelebiliriz. Yani kısa vadede bir gün olabilir, cuma olabilir. Ondan sonra gelecek haftada muhtemelen ya hacimli de ya fena değil hacim yani. Hani bu da diğer hisseler gibi de çıkabilir. Yani temettüsü var mıydı bunun Cem Hoca? Onu Cem Hoca biliyor da onun için onu soruyorum. Ben temettüleri çok takip etmiyorum. Paylaştım buraya. Info yatırımın birisi paylaştı. Bana onun için info yatırımkini paylaştım. Cem'in sesini açtım. Sesi kısmış. Muhtemelen şey yapmadım. Duymadım. Konuşmuş duymadım. Aç aç tabii. Okay. Var hocam ama tarihini unuttum. Ya orada info yatırımın şeyini paylaştım ama orada yazıyorsa yazıyordur arkadaşlar. Ben bakayım olmadı ona bir dakika. TT Türk diğerinkine bakayım. Proto Mart 24'müş galiba. Okey buldum. Mart 28. Yani daha zamanı var. Olabilir yani bence bir geri çekeceğiz ufaktan. 221'e. Ben 216 bekliyordum bir gün içi. Gelmedi. Neticede düştü ama gelmedi yani. Önce bir çıktı aslında düştü. Bakalım. Hani bakalım. Yani dediğim gibi bu 225.7 geri alınırsa zaten çıkış yönünde gidecek ama biraz da işte ne kaldı burada? 2 hafta falan kaldı. Çok da salmayabilir. Yani 221-220 en fazla salarsa orada da herhalde bir desteğini alıp oradan yukarı doğru şöyle bir hareket belki misal. Bu kadar derin olmasa da. Şöyle bir hareket belki çekebilir yukarı. Netice itibariyle 230-235 belki 240 seviyelerine niyetlenebilir. Yani bir trend var sonuçta. Tamam. Çıkan bir trend. Bence düzeltme çok derin olmaz. Bir daha da buraya paylaşayım. Neredeydi onlar? Buradaydı. Bakın. Arkadaş paylaştı sağ olsun. Paylaşım bir gerek kalmadı. Ütopya'nın o neydi ya? Bakalım. Buradan bakalım. Ütop ya. Ya. Wow, yani
248. Hacim yok. Yani bu tamamen şu an spek yani. Ve hacim yok. Hacim olmasından dolayı yani bu yani misal attım atıyorum. Ben bir borsacıyım. Attım. Hani 100 bin lira param var. Ana param 100 bin lira diyelim. Buna ben 10 bin lirayla girerim. Çünkü ne yapacağı belli değil. Bilmiyorum. Turizmi daha zaman var. Yani daha toplama devam edecek mi? Hani buraya ucuz düşünüyorsan 10 bin liranı koy. Ha, trend başlayacağına dair. Yani böyle bir hareketler bir trend başlayacağına dair onay nedir? 13.79'un üstü. Ha, 13.79'un üstünü şimdi silelim. Üstünü atar, bir onay alır, burada tetik çekerim ben. Yani 13.70, 14.20, ben buralarda tetik çekerim. Buradan almam. Hani ne olacak, hani illaki almış olayım diye belki bir 10 bin liralık misal alırım. Ha, buradan zamanı geldiği zaman bu çanak veya bu bölgenin üzerine geri alırsa tetiği çekerim. Niye? Esasen Fibonacci'ye ihtiyacım yok da ben gene de çizeyim de bakayım. Yani ya işte ups, şu seviye, şunu yakınlaştırın biraz. Şu seviyeye doğru çanak tamamlamaya, yani 30-31 gibi seviyelere belki niyetlenebilir. Kâr alırlar bu 26 seviyesinde yapılır. Misal yarısını satarsın, diğer yarısıyla taşımaya çalışırsın. Ama yani çok dikkatli ol. Yani çok hızlı hisse ne yapacağı belli değil. Ya belki de buraya kadar uçar. Ama zamanı var. Hani şu bölgeyi bir geri alsın önce. Tamam. 13.80, 13.70. Buraya bir geri alsın. Bir hacim göstersin bize. Bakarız. Yani ama görüyorsun yani tamamen spek. Yani benim verdiğim seviyeler belki 26 değil, belki 38'i vurur. Yani artık ona da ciddi bir para girişi lazım veya tatlıcı kimse yani babalık yapacak yani. Yani o babalık yapmazsa bu hisse kalkmaz. Yeterince topladı mı, yeterince adam silkeledi mi, kelle aldı mı bilmiyoruz. Bilmiyorum çünkü takip ettiğim bir hisse değil. Dolayısıyla bilmiyorum. Yani bunu hacim olmadığından bir şey diyemeyeceğim. Sanki turizmi hisseleri de daha erken gibime geliyor. Ama hani belki bu fiyattan bir daha bulamam falan diyorsan hani sen bilirsin. Misal dedim sana. Hani çok büyük parayla girilmez yani. Yani onaylar lazım. Yani bir trend, yani bana burada trend oluşacak görüntüsü vermesi lazım önce. O da burada tutunacak. Ondan sonra şöyle bir gelecek. Böyle bir geri gelir. Ondan sonra şurada bir debelenir. Ondan sonra vurur gibi. Anladın mı? Hani nerede gelir? Dediğim gibi buradan tetik çekilir. Madem risk almak istiyorsun bu hissede. Ondan sonra şansını denersin bu şekilde. Gibi. Yani düşerse nereye düşer? 7.20. Yani bizim esas bölge 7.20 yani. Bunun üstü olması lazım. Aynen. 7.20 falan. Yani düzeltmeye bir vuracaklarsa o da sağlam yani. %40, %30 düzeltme demek o. Yani yapar mı yapmaz mı? Yapma potansiyeli var mı? Var. Yani baktığın zaman var. Onun için dikkatli ol. Şişe. Yok. Bu değil. Bir dakika. Okay.
Şunları kapatalım, bunları açalım. Okey, güzel. Yani şimdi günlük grafiğinde şişeyi incelediğimizde şişe negatif durmuyor. Şişe şu an ya bir alçalan takoz gibi bir görüntü bu ama yani çok dağınık ama gene de alçalan takoz olarak değerlendirebiliriz. Bu görüntü ile şişeyi şey takozu yukarı kırdık. Yani bu minor direnci. Bu formasyon bu takoz. Biz ne yaptık? Yurt dışı ufaktan geriledi. Çok değil. Takozu kırdık. Genelde misal bir düşen de kırdığı zaman bir şey bir MTL bir hisse veya coin kırar bir onay alır. Tutunur. Çıkışını gerçekleştirir. Genelde. Üçgenin içine geri girerse direnç tersini oynar. Tamam. Şimdi buradaki durum nedir? Hepimiz burada görüyoruz. Doğru mu? Yakınlaştırın birazdan. Üstel hareketli ortamı bahsedeyim de sonra sileyim onları. Yani 20 üstel hareketli ortamı tam takozun direncinin altına denk geliyor. Dolayısıyla onaya geliyoruz diyorum ya. Bu bölge tuttuğu sürece yani 13 liranın altını sarkmalar, kapanışlar olmadığı sürece. Ha, bizim piyasa meşhur. Kırar vurur buraya 12-60 lira. Ondan sonra çıkacaksa çıkar. Klasik yaparlarsa yaparlar ama hızlı olacak. Yani bu 20'nin altında ardı ardı kapanışlar olmayacak şekilde gün içi veya en fazla misal yarın vurdu aşağıya 12.70'i o günü esasen 13.10'u geri alması lazım o gün. Geri alırsa süper pozitif. Almazsa hem yarın hem cuma bu üçgenin altında veya 20 üssel bu pembe çizgi 13 liranın altında kapanışlar ard arda yapıp bir de bir haftalık kapanış yaparsa tekrar 11.50, 11.70, 11.60 gibi seviyeler. Takoz çalışmadı, boğa tuzağı derler. Okey? Buraya kadar bu gelir. Ha, şimdilik bu görüntü ile öyle olacak mı? %100 hayır diyemem. Ama büyük olasılıkla hayır diyorum. Yani burada bir onaya gelir. Orta bandımız da var şükür. Çeyrek orta band. Bir de 20 üstel hareketli ortalamamız var. Düşen takoz direnç minor çizgimiz var. Bu bölgeler bizi koruyacak gibi mi geliyor? Yani en fazla gelirse gelse bile en fazla demeyeyim. 13.10 seviyesi veya bu 13.30 gibiler seviyeler bizi koruyacak diye düşünüyorum. Okay. Korursa ne olur? Okay. Korursa 15.42 ilk bekleyeceğim seviye olsa da 16.48 seviyesine doğru bence niyetlenebilir. Şahsi düşüncem garanti kesinlikle veremem. Ama Sasa'ya baktığın zaman bak Sasa'ya da dedik ne dedik? 58, 55, 60 hani gitti mi? Gitti. Bu daha gitmedi. Dolayısıyla kocaman bir şişe gitmez mi? Git, ya bence gider diye düşünüyorum. Yani ben bir de askeriden diyorum yani 16.48 falan diyorum yani daha 18.80'ler falan onlarla hiç konuşmuyorum. Ha, gidebilir mi? Tabii ki gidebilir. Ama şimdilik yani 16.48 falan bir trader gözüyle oraya bakıyorum. Yatırımcı gözüyle bakmıyorum. Dolayısıyla hani ben şahsen bakmıyorum. Gene de trader de yatırımcıdır ama yatırımcı gözüyle bakmıyorum diyorum. Yani stratejim uzun vade orta vade değil. Kısa vade. Onun için. O seviyeler. TT.com LOM yazmışız. Com ne olacak o? Okey. Okey. Bu da öyle. Bir saniye. Niye böyle oldu bu? Sil diyorum silmiyor. Heh. Ya bu da sanki onaya gelmiş gibi. Takozu kırmış onaya gelmiş falan. Ya buradaki olay da işte şey satın aldı ya. Millet onu duyunca da verdiler aşağıya. Yani çünkü varlık fonu yani varlık fonu girdiği zaman işin içine yani kalkmıyor hisse falan. Ya açıkçası telekomünikasyonlarda biraz sıkıntı olur diye düşünüyorum ama hani bakalım yani şimdilik
Okey, formasyon adını konuşmak gerekirse. Hani bunu bir Alçalan Tokoz olarak varsayarsak. Ve hani bazıları bunu Flama olarak değerlendirebilir. Olabilir. Şimdilik bu bizim için önemli seviye 9.30. Bunun altına sarkmayalım. Sarkarsak da 8.98'den tepki gelip kurtarırsa işi, yani 9.30'un üstüne tekrar atabiliyorsak okey. Yani böyle bir düşüş yaparsa diyorum. 8.28'in altı bozulur ise aman o zaman sıkıntı. Hem yükselen destek trend çizgiyi bozuyorsun, hem de çünkü burada zaten bir ayı tuzağı yapmıştı. Hem bunu bozuyorsun, hem de mevcut önümüzdeki pozitif formasyonu bozmuş oluyorsun. Dolayısıyla tekrardan 8.20 gibi seviyeleri gelebilir. O şekilde bir senaryo olursa. Ama yok, ben 8.98'e ihtiyacı olsun olmasın. Eğer 8.98 veya 9.30 veya işte bu aynen 9.30 gibi seviyeler bizi korumaya başarırsa, belki de yarın tepki verecek, bilemeyiz onu. Biraz daha böyle bir sarkıp şöyle bir hareket çekerse 9.93'ün üstü çanağa doğru 11.50, 11.60, belki 11.90 gibi seviyelere tekrardan niyetlenebilir. Bunun bir de temettüsü var. Temettüsü ne zaman? Hani illa temettüler var diye %100 çıkacak piyasa diye bir şey yok. Ama ekseri çıkıyor. Doğru mu? Dolayısıyla TT.com temettü tarihi. Genelde Mart'ta oluyordu ama. Allah Allah, bulamadım ya. Her neyse, bulamadım. Belki birisi bulursa paylaşır. Okay. Bulamadım ben. Daha karar açıklanmadı temettü. Bu 3 taksit veriyor. Genel kurul sonrası bankalar yüklü alıyor çünkü. Anladım. Okay. Üstad bak. Pre-cap dediğin pre-cap biliyoruz kim o. Yani o burada ne demişiz? Yani kırarsa takozu demişiz. Ya bununla çok ya işte yani burada bir cross var yani. Bu beni biraz korkutuyor. Acil bir şekilde 44.20 diyelim biz buna. 44.20'yi geri alması lazım. Alırsa 63-64 yani bu banda doğru niyetlenebilir. Başka da bir yorum yapamam bu hisse hakkında yani. Yani ne olur, gelebilir mi 35'e? Gelebilir. 35 bozulursa ne olur? 30 gelir. Yok. Yani 30 da olabilir, 32 de olabilir. Bu seviye. Yani belki böyle yapar. Bir güç alır. Şu direnci kırmaya başarır. Ondan sonra gider buraya. Ya böyle, ya böyle. Ya da işte, tam düzeltme seviyesi ya 13 ya da 18 seviye. İnden biri. Yani ya 13 ya da burası. Yani şöyle yapsam. Aynen. Yani dediğim gibi ama işte o 67-65 sanki oralar. Yani 62
derim yani. Yani buralarda zaten kaç. Yani buradaki alıcı karşına satıcı olarak çıkabilir burada çünkü. Dolayısıyla ben olsam kademe kademe buralardan kaçarım. Stop falan çalışmaz yani. Bir çakmaya başladın mı stopların patlar. Onun için. Ya, Powell konuşuyor. Neyse. Okuruz haberleri. Dinlemeye gerek yok. Bir sürü şey anlatacak çünkü. Bu şekilde derim pre-cap için. Başka var mı? Hisse. Proto nasıl işlemiş bakalım. Ders amaçlı paylaşmıştık kanalda. Yok pis yorum yapmadım. Şimdi bu durumda yaparız onu da. Şubat yüksek seviyesi 276. Ne demiştim? Geri alırsa. Tabii şimdi geri gelebilir gene. Ortalamalardan çok uzaklaştı. Yani bir bakalım. Hani pardon bu 4 saatlik. Saatliğe bakalım. Okey. Yani devam edebilir çıkışa. Burada tam bir dip düşüş daha gerçekleşmedi. Daha onay yetmez galiba. Bu cuma bakalım ne yapacak. Cuma'ya kadar belki 276'ya falan geri gelebilir. Ha, 276 koruduğu sürece nerelere niyetlenebilir bu? Nisan. 307 bir saniye. ...305 diyelim biz buna. Yani şöyle çizerek anlatayım. Devam eder mi çıkma? Devam da edebilir böyle. Yanlış anlama. Ama bir geri gelme söz konusu olursa bu bölge tutsun yeter. Bu bölge tutsun. 282 geri alsın. 305'te. Ya bu direnç o. Hani üst direnç de 314. Yani gelecekse illaki. 312 pardon. Ya buraya fib çizelim. Nereden çizelim şunu? Şu günlük yapalım. Okey. Buradan çizelim. Yani işte 1.618 ve 1.786 Fibonacci 310 diyor bir tanesi 318 diyor. Hani 360'a gider mi vallahi bilmiyorum. Hani hele sen şöyle bir geri al. Hani sen buraya bir geri al bir tutun. Ondan sonra bu seviyeye düşünelim. Onun haricinde şimdilik 305, 312 veya neyse 18 bu seviyelerde dikkatli ol. Çanak direncinde de olsa. Okay. Eğer oldu da şunu silelim. Şunu da silelim. Oldu da 276'nın altına geliyorsak o zaman 269-267 gibi seviyelere geri gelebilir. Oralar hiç bozmasın. Oralar gelirse. Ama oralara da gelebilir o zaman. Rica ediyorum hocam. Logomu bakalım. Yani ciddi yani bir hacimsizlik var yani. Acayip bir tatlı bu ya. Toplama var gibi görünüyor. Yani 38'in altını hiç sarkmasın zaten.
İşte ya grafikten bir açayım şunu ya logo. Üstel hareketli ortalamalara bakmak istedim de. Tamam. Açık mı? Açık. Bir olarak ayarlamışız bunu. Bunu 50 yapalım. Bunu 100 yapalım. Ha tamam 100. Ne yapmışız biz buraya? Kanal yapmışız. Tamam. Çıkar demişiz daha önce yorum yaptığımızda. Çıkmış ama pembe çizgiden red almış. Aynı şey geçerli. Yani burası direnç belli ki. Değil mi? Şunu silelim. Bu lazım değil. Onay yeri olur ama o lazım değil şu an. Bak ilk hedef burası demişim. Pembe bölge. Çıktı mı? Çıkmış. Sonra da yorumlamamışız bunu gene. Neticede 1, 2, 3, yani o sayılmaz. 4, 5. Ya birçok kez red almış burada. Dolayısıyla bu bir yükselen üçgen mi? Hani ya ona da diyemez. Yani o yükselen üçgen oluşuyor gibi. Burada bir yükselen üçgen gibi bir şey var. Hani burada her şeyi sil mesela. Ondan sonra şunları da kapat mesela. Yani çizgini çiz. Yani tam da yükselen üçgen değil aslında ya. Şöyle de yaparsak. Yani yükselen üçgense zaten daha zamanı var. Yani. Ama şimdi bunu vazgeçtim. Bakalım. Yani bizim için önemli olan 40.72. Üstel direncini çok tanıyacağını sanmıyorum. Bu seviyeyi geri alabilirse tekrardan 44.12 seviyelerine gidebilir. Ne zaman ki bunu geri alır da hareket ederse kanalın orta bandını denk gelen 47.80, 47 veya bu seviyelere doğru niyetlenebilir o zaman. Yani nereden baksan %20 ne yapıyor bu lan? %20 yapıyor. Yani varsa niyetinde çok hızlı bir his ama. Çok aşırı derecede hızlı. Dolayısıyla hani başında olman lazım. O hedefi kaçırmamak için. Sanki o seviyeleri doğru belki niyeti olabilir. Yani acayip bir hacim gelir falan. Yani bu kanalın üst bandını atarsa kardeşim o zaman hani 55'e kadar yolu var. 50-55 ama hele bir dur. Yani şura yani 50.44 direnç sonuçta yani. Burada bir boğa tuzağı da yapabilir açıkçası. Anladın? Şimdi yani dikkatli olmak lazım. Hani imkansız değil. Hani yapabilir bunu. 2-3 tavan yapar. Eyvallah yani. Ama teknik anlamda risk alınır bir seviyede mi? Teknik olarak risk alınabilir seviyede. Teknik olarak yatırım tavsiyesi değil. Yani stop yere yakın. Yani bunun altı stop. Yani o tersi oynar. Burada direnç olur. Verir aşağı yani. Yani onun için bir de kanal kırılıyor çünkü. O yüzden yani. Onun haricinde teknik olarak yes. Risk alınabilir yerde. RSI falan işlemez bu hissede. O şekilde düşüneceğim ama tabii ki kestiremiyoruz. Yani buraya ana direnç belli. 44, 44, 14. Yani buralar direnç belli. 5 kere ret almış zaten. Gene de ret alabilir. Okey. Vestel yapacağını yaptı esasen de direnci geldi. Biz söylediğim, ben söylediğimde herhalde 21'ler falandı galiba. 21-40 falan. Söylediğimde teknik direnci geldik. Yani önemli olan burada 23.86 altına sarkmasın. Burada da direnç oynamasın. Oynarsa 21.50 o seviyeler tekrar gelebilir. Ama hani bu bölge tutunur ise
Tamam, bir geri çekimi gelecek gibi zaten hani dirençte ya. Bakalım hani netice itibariyle böyle bir sarkma yapıp da tamam 20, 23.86 veya 24'e tekrar geri alıyorsa bu 24 26'yı ben gene de şu yeşilin üzeri yani 24 pardon 25 36 falan 25 40 ben gene de bunun üstünü bir atsın isterim. Bir onay alsın. Ondan sonra ben ona tetik çekmek isterim. Bunu başarırsa 20 üst hareketli ortama baş kaldırmış. 50 üst hareketli ortama yatay. O da biraz baş kaldırmış. 100 üst hareketli ortama yatay. Pardon. Yani bunun üzeri geri alınması lazım. Geri alınırsa onay alır burada. Belki tetik çeker trader. Ya 32 falan o seviyelere doğru. 31-20 veya 32 bu seviyelere doğru niyetlenebilir. Yani daha yüksek verir, daha fazla verir. Yani o kadar da kain değiliz yani. Yani buraya bu dirence doğru gelir mi 33-90, 34'e falan? Tabii ki yapabilir. Ama bir bakalım. Da bu bölge tutması lazım. Price action adına en azından 23.86'nın altını kaymışsın yeter yani. Hani altında kapanışlar yapmışsın yani. Buna destek oynarsa yani onu da bir söyleyeyim. Hani illa ben yeşili geçtikten sonra değil de ben biraz risk severim. Ben riskçiyim. Çünkü buradaki potansiyel getiri yüksek diyorsan o zaman İşte 24'lerde falan bir denersin şansını. Misal bunun altı stop. 23.50 falan. Yani mecbur. Yani ne olur stop olsan bile burada tuttu. Tekrar attı yukarıya. Tutundu. O zaman burada çekersin tetiği. Ondan sonra gidecekse gider. Ya yani onu sen ayarlayacaksın. Biz yorumu yaparım. En son veya sormuşken yapayım hadi. Yaps. Niye böyle oldu? Noktaydı bu. Ha, herhalde bir deneme şey yapıyordum. Ben de dinliyorum. Deniyor olarak kalsın. Sıkıntı değil. Evet. Böyle baktığımızda yükselen bir üçgenimiz var. Bunu da mavi yapalım çizgiyi. Yok, mor yapalım. Kalınlaştıralım. Şunu bir kapatalım. Bu çizgi, siyah çizgiye bakmadan buraya bakarsanız eğer mor çizgiye bakın. Burada büyük çapta bir yükselen üçgen formasyonu mevcut. Bu bir boğa tuzağı, ayı tuzağı. Bu kirlilik, bunu saymıyoruz. Gölge, pardon, gölge deriz biz buna. Genel manada bu ayrı, bu manipülatif hareket harici. Yani ayı tuzağı. Buradaki görüntü bir yükselen üçgen formasyonu. Daha önce de bu analizi yaparken kaç hafta önce bu bir yükselen üçgeni dönüşüyor mu şeklinde yorumlamıştım. Hatta yükselen üçgen buradan çizildiydi. Şöyleydi galiba. Tamam. Yani bunlardan baz alıyordum. Esasen buralardan gene baz almak lazım ama hani şöyle de yapabiliriz bunu o zaman. Gövdeleri baz alırız. İğnelikleri iğneleri şey sayarız. Öyle yaparız bunu mesela. Tamam. Biraz daha düzgünce olur. Misal. Veya burayı hiç saymazsın. Ki sayarsan daha iyi bence. Şöyle yaparsın. Gene yükselen üçgen olur. Sorun değil yani. Böyle geri çekelim. Böyle olsun madem. Okey. Bu iğneyi saymayacağız. Bu gölgeyi saymayacağız. Bu iğne, bu şeyleri. Manipülatif hareketi. Bu da panik satış zaten. Mevcut görüntü ile biz şu an 2100 direnciyle yani mevcut kısa vade
dirençle boğuşuyoruz şu an. Hani buradaki teknik görüntü ben gene 2014 seviyesine doğru belki geri gelebilirim dese de buraya. Ha, ondan sonra belki buraya tekrar niyetlenip buraya kırarsa o zaman geçmiş olsun. Hayırlı olsun. Pardon. O zaman bizi bu 2261 ya da 2336 2336 neden demiştik? Yani buradan tamam. Şunu çekelim buradan. ...2322 diyor. Tamam. Yani 2322... ...ya belki de ya bu seviyeler... ...yani bilemeyeceğiz onu artık. O kadar da... ...bilemeyeceğiz. Tamam. Muhtemelen bir çanağı doldurma... ...niyeti de olabilecek bence. Eğer zaten temettü var, o var, bu var değil mi? Şimdi Türk Telekom, Ereğli... ...veya işte... ...Türk Traktör, işte bilmem ne... ...Akbank, bunlar çıkacak ise... ...sektör sektör çıkacak gene ama... ...sonuçta BIST'i de şey yapacak yani... ...şimdi bütün Allah'ın... analistleri bilmem neleri olanı buluru diyor ki 2100'ün onu devamını getirebiliriz. Hatta 2800'le bile gidebiliriz diyorlar. Doğru mu? Okey eyvallah. 2.618 Fibonacci 2554 2.786 Fibonacci 2600 olabilir. Onu bir şey diyemem. Nisan'a kadar buraya kadar da vurabilir. Yani bizim endeksimiz ERD ile Türk Hava Yolları ile bilmem neyle %20 daha belki yükselebilir. Bir ay içerisinde. Okey? Ama sektör sektör. Bütün hisseler kalkacak diye bir şey yok. Biz yani temettü hisseler muhtemelen hacim görür ama aynı anda kalkmayabilir. Froto yükselir. Akbank yatağa gider. Froto düşer. Akbank çıkar gibi. Anladınız? Ben her nihayetinde hani bu seviyelerde ben kaçarım ya. Ya bilmiyorum yani. Bir bakarız duruma. Ama ben sanki girersem tekrar piyasaya yarın ya da cuma ben bu seviyelerden kaçarım. Yani yapacak bir şey yok. Yani ben mecbur. Yani buraya geri alsa da 400 puan daha çıksa ne benim için. Ereğli çıkacak, diğerleri yatay gidecek. Değil mi? Veya Ereğli Türk Hava Yolları ile Akbank bankalar çıkacak misal. Diğer hisseler yatacak veya düşecek. Onun için hani ben bu 400 puan biri pek şey yapmıyor yani. Bilmiyorum yani. Belirsiz. O yüzden çanaklarda dikkatli olmakta fayda var. Yani bana hala inandırıcı gelmiyor açıkçası. Bakalım yani. Ama netice itibariyle yükselen üçgen formasyonu ölçümü kadar çıktı çıkış yapsa da bunun iki katını da yapsa da gene aynı yeri gösteriyor 2500, 2600 falan. Çift, hani çift katlarsa. Bakalım. Yani sanki öyle bir düşünce var. Ha, kısa vadede ne? 2060 bozmayalım, bozarsak 2014'e doğru geri geliriz. Hatta ve hatta 1990 gibi seviyelere veya 2000 bu seviyelere doğru sert bir düşüş olabilir. Dikkatli olun. 2000 benim stop yerim esasen kısa stop yerim 2.80. Ora kırılırsa 2.66 tutmak zorunda. İşte ora kırılırsa diyorum buraya düşer. Onun için hani kısa stop 2.80 6 yani kısa stop 2.60'ın 2080'in 6 şu an 2088'de kapattı. Pozitif mi kapattı? Yeah, pozitif kapattı. Yurt dışı da bozmazsa muhtemelen belki yarın da bir tepkimizi alırız yukarı yani. Bakalım. Şimdilik diğer hisselere de baktığımıza göre, onlar da pozitif göründüğüne göre ufak geri çekilmeler de söz konusunu, onu da saymamız lazım işin içine. Aynı yani, aynen örtüşüyor. Yani 2080'in 6 kısa stop. Ha yok, ben kısa orta vadeciyim. Yani kısa orta vadeci ne demek? 2 hafta 3 haftalık bir al satçıyım. 2066'nın altında kapanış yapmaya yakın kaç o zaman? Teknik stop yer orası BIST için. Kardemir'de. Ne dedik? Ne yaptı? Çizgi gibi çıktı mı? Kimin için analiz etmiştim ben bunu?
Rica ederim o zaman. Hocam. Efendim? Böyle mi çizmiştim? Evet. Çıktım oraya. Çıktı hocam. Vay. 15-60'dan döndü. Tam da bak Fibonacci'den değil mi? Evet. Vay be, tam nokta atış be hocam. Vay be, tam nokta atış ya. Böyle bir şey yok ya. Var mı böyle bir şey ya? Keşke tüm hisseler de böyle dinlese. Ama gerçekten tam nokta atışmış. Ya yani harbiden kendimi takdir ediyorum. Ne yapıyorum? Bu var hocam burada. Efendim? Ya da 4 saatte bir bu gördüm. Ha, o bu. Var. Evet. Gibi görünüyor. Yok. Yani yok. Bobo değil. Bu tepeye benziyor. Tepe yapmışa benziyor aslında ama hani Ereğli'de biraz ufaktan geri gelir diyordum. Hani belki. Hani o temettüsü de var ya 4 lira düşecek aya. Ha, belki bunun temettüsü var mı? Var. Bunun da var da Bu ay değil hocam. Emin misin? Şu şeye bakaydın info yatırım şeyini. Kardemir'de yazıyor. Evet buldum. Haziran 28. Haziran evet. Wow. Bu ay değil. Yani tepe mumlarına benziyor açıkçası. Buna deviation diyoruz zaten. Bir de 4 saatlikte oluşmuş bu. Nedir deviation? Bir şey gösterebilir miyim? Bak bu ne? Deviation değil mi? Evet. Doğru mu? Benzerlikleri görüyorsun değil mi? Şunların. Aynı hareket ediyorum. Bak. Değil mi? Onun için dedim tepe mumlarına benziyor bu. Bizim için önemli seviyeleri söyleyeyim şimdi sana. Esasen bu 14-29. Yani bunu şey takalım. Aynen zaten şey 23 hareketli ortamın altında. ...14.91 geri alınması lazım. Yani geri alınırsa 16-21 seviyesine doğru niyetlenebilir o zaman. Yani tekrardan 15-60'ydı ama o zaman bu 16-21 sanki o seviyeleri doğru niyetlenebilir. Yani devam ederse hani buraya diyelim şöyle bir vurduk aşağıya 13-70'lere. Ha, geri aldık burayı onay alır çıkar o zaman belki. Şöyle yapar falan uğraşır. Yani ya 16-89 olabilir 16-21 olabilir. Bu seviyeye doğru bir son bir vuruş yapabilir yukarı. Ama burada bir negatif uyumsuzluk var. Ve negatif uyumsuzluk çalışmış. Yani kırmış şu şeyi. Şuradaki desteği. Tamam burada bir negatif uyumsuzluk var. Negatif uyumsuzluk çalışıyor şu an. Dolayısıyla muhtemelen 13.74 seviyesi gelecek gibi görünüyor. Kurtarmaya çalışırlar. Burada da direnç oynuyorsa o zaman 13 seviyesine kadar gelebilir. Yani hani bu kırılım gerçekleşiyor. 13.74 geliyor. Oradan tepki geldi. Gelirse 14.60'ı da kırmakta zorlanıyorsa o zaman 13 veya 12.93 gibi seviyelere geri gelebilir. Onun haricinde dediğim gibi 13.74'ü gidip yani 14.88'i geri alırsa 15.67, 16.20, 16.89 gibi seviyeler. Bunlardan birine niyetlenebilir olacak biraz. Hani bence sanki hani 16.20. Yani oralara doğru niyetlenebilir. Riskli şu an. Çok riskli. Ben şahsen risk almam bu seviyeden. Yani burada bir deviation çalışması var. Normal şartlarda deviation bozulduğu zaman çıktığı kadar düşer. Yani 12 olabilir, bu 13 olabilir. Ana desteği bu zaten. Bak en çok hacim o bölgelerde. Yani onun için dikkatli olmak lazım bu hissede. Yani bunu ne kadar çıkarsa böyle çıkar
öngörüsünü yaptıysam bu öngörüsünü de yapabiliyorum şu an yani. Çünkü o teknik o. Güzel ama tahta üst tahta demişim. Güzel kaldırmışlar. Yüzde kaç yaptı bu? %30 mu? Pardon, ne %30 ya? %40. Maşallah. Güzel. Dolayısıyla bu fiyatladı belki de. Yani bakalım yani. Tehlikeli. İzlemek lazım. Dediğim gibi negatif uyumsuzluk var ve o şu an çalışıyor. Destek kırıldı yani. Negatif uyumsuzluğun desteği kırıldı. 4 saatlikteki. Yeah. Aynen. Şu an trade'lik bir durum yok burada. Dipten aldıysan kar realizasyon yapmakta fayda var derim. Risk almaya değmez diye ben kendi şahsen öyle şey yaparım. Dün yatırım finans var. Çok sattı hocam ya. 1 milyon lot sattı. Ya o yatırım finans şey Bank of America. Evet. Zaten çoğunluk Bank of'da öbür taraftan satış yapıyor. Şeytan ya. Ben şeytan diyorum ona. Kendi adıyla alıyor. Kağıdı kaldırttırıyor. Gidiyor takas ediyor. Yolluyor diğer kurumlara. Bir Yapı Kredi'den satıyor. Bir QNB'den satıyor. Bir Finans'tan satıyor. Bank of America alıcı gibi görünüyor biraz ufaktan falan. Oyunlar yapıyor. Kendi kendini tahtayı kontrol ediyor işte yani. Kimse de hiçbir şey diyemiyor. Ya Alcatel'deki durum vahim. Yani ya bir türlü ya burada bir kanal var. Şöyle diyelim biz ona. Ya şey mi at, logaritmayı mı açsak ya? Dur bir bakayım. Üstelikler kesişmiş aşağıya doğru. Acil toplaması lazım geriye. Yani Alcatel'in temettüsü var mı bilmiyorum ama hani 25-78'i geri alırsa yani şu 28-22 ya yani bunun üzerini geri alması lazım. Bunun üzerini geri alamıyor. Geri alabilse şöyle yapalım. Heh. 28-22 bir geri alabilse bu sefer kanalı yukarı kırar. Yani kanalı yukarı kırarsa yani bu kanalın üst bandına doğru niyetlenebilir o zaman. Yani burada kanal çalışıyor demek ki. Yani şöyle bunun üzerini geri alacak. Tamam. Ondan sonra niyetlenebilir yukarıya. Bu seviyede de biraz direnç. 31 veya 32. İkinci dirençli deviation bölgesi. 34-32. Ya yani bu seviyelere doğru niyetlenebilir. Bu kanalı çok güvenme. Yani o 32-34 derim. Ama şu 22'yi bir geri al ya. Bir zahmet. Yani bir zahmet bir geri al kardeşim. Bu ne ya? Yani bu çok tatlı para kazanılmış burada. Doğru. Buradan al, buradan sat. Buradan al, buradan sat. Buradan almaya çalış. Buradan sat. Buradan almaya, al, buradan sat. Yani 6 kere al sat var burada. 5 kere al sat var. Mis, tertemiz. Ortalama ne? Ortalama hadi tam tepeden tam alttan alamasan bile ortalama %20-15 aralı her işlemde. Yani 5 kere yani müthiş para. Yani yükselmeden adam zaten %50 yapıyor, %60 yapıyor. Onu da lot çalıştırma diyoruz. Eğer bir burada bir toplama, lot çalıştırma hareketleri varsa, yani bu bunlar hep lot çalıştırma fırsatları. İşte buradan al, buradan sat, tekrar aynı parayı da buradan al, karınla, buradan sat, karınla, ana parayı da buradan al, buradan sat, yap yap. Lotun çoğalıyor, ana maliyetin düşüyor. Buradan aldıysan buradan almış oluyorsun. Tamam. Bu sefer tahtacının eli güçleniyor. Veya büyüklerin. Kim mal topluyorsa artık. Kim lot şu atıyorsa pardon. Bu durumda buradaki eğer harbiden bu bir toplamaysa o zaman ben de şahsen beklerim yani 34-32. Yani ama bir 28-22'yi bir geri alsın tutunsun onaylasın bana o düşünceyi. Onaylatırsa fark etmez yani. Ben buradan almam buradan alırım yani. Fark etmez. Çünkü buraya gelmesi olasılığı yüksek.
Ha şimdi neredeyiz? Dipteyiz. Buradan alınır mı? Yani teknik olarak evet. Yani niye? Onu da anlatayım. Teknik analiz yapıyoruz değil mi dostlar? Boğa tuzağı. Vurmuş çıkmış. Vurmuş çıkmış. Vurmuş çıkmış. Vurmuş. Çıkacak gibi görünüyor. Onun için buralardan risk alınır mı? Yes. O 23 TL bozulur ise o zaman trade iptal. Okay? Trade iptal. Ops benim coin'im uçuyor. Bir saniye. Abo. Nereye gidiyor? Vay be CXP'ye bak ya. Canım benim ya. Yavrum benim ya. Çok seviyorum bu coin'i. Kusura bakmayın arkadaşlar biraz şeylik yapıyorsak. Hemen bak. Süper ya. Ne güzel pumpmış oydu. Yurt dışı iyi. Yurt dışı sert tepki göstermedi bu aralar. Bu arada. Abi de piyasalar ben şu an şeye bakıyorum. Hatta Avrupa piyasalar falan iyi. Stabil. Sabaha karşı nasıl olacak o önemli. Sabaha karşı bir bakarız. Yani risk alanı bir seviye mi? Yes. Dediğim gibi o 23'ün altı stop. Bir trader olarak düşünürsek RSI dipte mi? Evet dipte ama şu an bir kere daha belki gelirse 23.50 gelir. Gelirse gelir. Gelmezse de pardon 23.50 veya 23.26 gelirse gelir. Şu şekilde vurursa vurur. Ondan sonra bu seviyeye gelir. Burada geri alırsa derim 28 veya 29. Burada tutunuyorsa buraya attı kırdı o zaman gideriz yukarı. Şimdilik öyle düşünüyorum. Yani risk alınabilir bir seviye esasen. Ama dikkatli ol gene de. Yani çünkü çok maymun ettiler bunu yani. O yüzden hani 28'i çıkınca yeter mi bana? Diyelim buradan aldın. Misal %14, %15. Yani ben bir yılda faiz alıyorum o parayla değil mi? Yani bir yıl bile %15 bile almıyorsun. Yani dolayısıyla burada bir iki haftalık bir işlem var. İki haftada da %15 alıyorsan Allah bereket versin yani. Ne yapar? 28'i geri alır. Satarsın burada misal. Attım. Ne olur? Yani geri geldi. Üstüne aldı. Tutunuyor. Bir daha tetik çek. Risk al. Buraya da stop koy. Niye? Çünkü burada tutunuyor. Bazen de böyle sert vuruyor. Onları yakalayamazsın. Burada satarsın. Şak diye hala çıkmaya başlar. Peşinden koşma. Bitti. Kaçırdım. Koşma peşinden. Yerler. Bu sefer buradan ufaktan alırsın. Buradan ufaktan alırsın. Buradan anca yetişirsin. Bir çakarlar aşağıya. Adam ne oldu? Satayım. Bir çakar yukarı. Bir daha alayım. Bir çakar aşağıya. Paranı %30 azalttın. Koşma bunların peşinde. Bilerek yapıyorlar öyle. İnan bana. Bilerek gel yapıyorlar. Onun için en mantıklısı teknik. Direnci geldi 28'e sat. Sizi şu an bunu yap demiyorum. Teknikçi olarak konuşuyorum. Trader olarak konuşuyorum. Bir trader yapacağı hareketi konuşuyorum. Dediğim gibi yap demiyorum. Burada sattık. Ne oldu? 29 vurdu. %1 ya. Ağlama. Geri gelebilir. Geri gelsin. Bir bak. Bir izle bir. Tutunuyor. 2 tane 4 tane saatlik kapanış oldu. Tetik çek. Altı stop. 27.44 falan. Altı stop. Tetiği çek. Buralara doğru niyetlenebilir. Ne olur? %1 kaybedebilirsin belki. Hani tutsaydın. %12 daha eklersin. Ama en azından bu bir garanti. Biraz daha. Diğer türlü. Ben buraya geldim. Yok ben satmayacağım. Satmayacağım deyip buraya bekliyorsun. Şak diye buraya bir daha vuruyor. Keşke satsaydım kardeş diyorsun. Ops pardon. Çok sesli olduysa. Bilerek olmadı. Onun için yani düşme tuzağa çünkü belli oraya vurunca düşüyor tuzağa düşme bunun üzerinde tutunursa şimdi diyeceksin ki burada tutundu gene düştü tamam bu işin riski bu yani işin riski bu yapacak bir şey yok trading yapıyorsan gerçekten affedersin arkadaşlar eğer çok geldiyse o ses laptopun mikrofon ayarlarını da tam bir şey yapamadım. Çok geldiyse çok özür dilerim kulaklarınızı şey yaptıysam. Benim de kulağım biraz daha soldu. Ben bilerek o kadar sert vurmak istemedim eline. Neyse.
O şekilde değerlendiririm ben bunu. 28 falan. Ama işte dediğim gibi tutunursa tekrar tetik çekip 32 falan, 34 belki o seviyelere doğru bir boyun kaldırabilir. Zaten burada şeyi de ölçersek bu da farklı şey yer gösterir. Bu da yani kanalın oraya gösteriyor zaten. Kanal katlarsa. Yani o da ne diyor? İşte 34-76. Bana ne? 32-33'te satarım ben. Bana ne 34-76'da? Gelirse gelsin. Ben payımı alırım kardeş. Yani. Onun için ya buralara çok şey niye şey yapma. Yani buralar, bu bölgelerde trader kaçar. Yani çünkü sert. Vuruyor, sert düşüyor. Sen satana kadar düşmüş o %5. Onun için öyle. Okay. E-Data. Evet, YouTube'da izleyecek olan arkadaşlar beğeni, takip, yorum. Yani yorum yapmak zorunda değilsin. Ama yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Sigarayı yakıyoruz, sigara sönüyor. Nasıl yorumlayacağız şimdi bunu ya? Bu bozulmasın. Yapı bozulur. Ana destekteyiz. Üstel hareketli ortalama, 100 üstel hareketli ortalama da ölçüşüyor. 18-80 bozulmasın. Bozulursa sıkıntı. Yani böyle bir olay olursa hops, buraya %100 gelecek demiyorum. Diyemem de. Ama yani 15-14-80, 15-50 bu seviyeye doğru gelebilir o zaman. Zaten baktığın zaman A, B, C düzeltme gibi yapacaksa. Aksi halde 21-40 bu seviye. Bu da bir alan. Şöyle mi yapsak bunu? Pivot burada. Pivot burada ya. Buradan yapalım. Ya yeah. Zaten 23'lerle de ölçüşüyor. Oldu da. Rica ederim Emre Hocam. 21.40 geri alırsa bir saatlik yapalım ya. Bir dakika. 2 saatlik yapalım bunu. 4 saatlik yapalım. Bir saniye. Tehlikeli ya. Yani dikkatli olmak lazım gene de ama ben yine de buraya direnç diyeyim ben en iyisi. Şunu klonlayalım. Gene de biz buraya direnç diyeceğiz. Mecbur. Mecbur diyeceğiz. Fibonacci çekeyim ama Fibin çok faydası olur mu bilmiyorum. Nerede bizim mıknatıs? Herhalde tepe bu. Yeah. Okay. Bulduk baba. Kaçamazsın sen ya benden. 0786 Fibonacci 25-34 ilk direnç seviyemiz o. Yani varsa niyetinde dediğim gibi 21 liranın üzerine geri alırsa şimdi 6 saatlik açtığım için üst hareketli ortamlar değişti. Önce ne dediysem odur. Günlükte ne demiştik bakalım. 21.40 tamam. 21.40 geri alınır tutunursa bu bölge, bu alan geri alınır tutunursa bu şekilde tetik çekilir normalde. Ha, buradan gelir mi? Buradan girilmez. Buradan girilmez. Ha, 19'da olsaydı okey. O zaman denenebilir derdim. Risk alınabilir derdim. Çünkü destek. Şu an biz tam ortadayız. Hatta direnci daha yakınız destekten. Ana destek bu olduğunu göre. Peki bunu öngörebilir miydin? Ya yeah, öngörebilirdin. Niye? Bak tepki almış burada. Tamam. Buraya bir daha geldi. Al o zaman.
Ama buraya kadar çıkmış alma. Az daha sabret. Pembenin üstünü geri atsın. Tutunsun. %8, %9 daha gidecek sonuçta. Ama gitmeye de bilir. %8, %9 da düşebilir aldıktan sonra. Risk almaya değer mi? No. Şimdi buralardan almışsındır. O ayrı. Buradan almışsındır. Hani satma. Derim. Yani bir sen. Çünkü yani bir dur hele. Belki de tekrardan gelebilir yukarıya. Onun diyorum. O manada. Teknikçi olarak satmaz yani. Buradan zaten teknikçi almaz da. Hani alsa da stop olur veya satar gider. Çünkü düşenin yani berbat düşüyor bazı şeyler. Risk almamak adına satar zaten. Burada ne olur? Burada %5 kar, zararla satarsın. Ama bak buradan daha ucuz alırdın. Onun için yani trader o düşünceyle, o stratejiyle hareket ettiği için öyle. Ama netice itibariyle bu orta 24 evet elbette 24 falan direnç ama büyüklemeden 0.786'ya kadar da gidebilir. Hani şu 24-25 seviyeleri dikkatli olun. Okay? Öyle diyelim. Yani çünkü tam kestiremiyorum yani bu biraz zaten halka hissesi. Kötü bir hisse mi bilmiyorum, şirketi bilmiyorum. O yüzden temel açıdan hiçbir bilgim yok. Ben sadece teknik bir analiz yapıyorum. Hani kesinlikle şirket hakkında bilgim yok. Bilmediğim şeyler de vardır. Dolayısıyla hani yanlış anlaşılmasın. Ama o şekilde yani sanki dediğim gibi bu 21.40 geri alınır tutunursa bence sanki ya 24 ya 25 seviyelere doğru niyetlenebilir. Yani, yani çanağa gider mi gidebilir. Orada ben bilemem. Yani gördüğün gibi sert hareketler oluyor. O yüzden o zaman burada sert hareketler oluyorsa buralarda dikkatli olacaksın o zaman. Risk almayacaksın. Niye sert hareketler oluyor? O şekilde yorumlamak lazım. Pozitif olabilir. Sanki dönüşecek pozitif diye. Çünkü burada kesişme de yok. Ama yeni bir hisse olduğu için bunlar da çok sayılmaz yani. Tam olarak. Destek olarak çalışmış gerçi. Bera. Okay. V tipi bir düzeltme yukarı bir şey gelebilir demiştim diye hatırlıyorum. Neticede geldik. Şu an dirençte takıldı. 9 lira bozulmadığı sürece bozulursa 8.46'da görüşürüz. Bozulursa burası buraya kadar gelebilir. Ya 8 de gelebilir ama deviation'in eski direnç seviyesi destek rolü oynama niyetinde olabilir. O da 8.44 veya 8.46. Ama yok ben burada oraya gelir gelmez. Gelirse de zaten buraya geri alınırsa yani ben 11.46 diyorum ya veya 12 yani bu seviyelerden biri. Bu seviye korursa yani 9 lira ki koruyabilir. Ne zaman 9.70'in üstü geri alıyor tutunuyorsa 11.46 ya. Ya orası esasen. Yani teknik hedef ora. Hani mıknatıs gibi çeker. Şahsen öyle düşünüyorum. Ama bakalım. Yani bir acayip bir tahta oldu bu. Yani trade tahtası oldu. Bunları açık tutalım. Böyle. Kalsın. Ki bakalım ne yaptı. Haftaya baktığımızda. Bu 9 lira tutarsa olasılığı yüksek olacak. 11.46 kısa vadede ama tutmazsa da anlık böyle 8.46 falan gelir. Ondan sonra yukarıya doğru belki yapacaksa atak yapabilir. Yani risk alınabilir seviyeler 8.46-8 bu bölgeler ama 9 lira da tutarsa derdim ki 9.70'in üzeri geri aldığı zaman tetik çekilir. Yani bu seviyelerden de alınır belki 9.9 belki de. Ama yakın stop koyarsan böyle 8.80 falan 8.81 stop yaparsın. Yani belki öyle bir teknikçi öyle bir şey yapabilir. Yani neticede bu da var yani. Hani 10 lira 20 kuruş direnç yani. Yüzdesel hareketli ortalama da var orada. Yani neticede orası direnç. Yani 200 yapalım bakalım bunu. Yani 200'de nereye denk geliyor 200 yüzdesel hareketli ortalama? Buyur.
11.46, 11.60. Gördünüz mü? Onun için hani bu seviye sanki bana göre, bence hani yapacaksın bir babalık, orada bir belki oralarda bitirebilir işi. Yani bilmiyorum daha gider mi? 12'yi geçerse, 12.40 falan bu seviyeye geçerse iş değişir. Hani şöyle gelir buraya, bir satış yer, böyle gene toparlar, olay alır. O zaman 15 veya yani 1.618 derim. Bakacağız. Hani zaman müsait mi? Piyasa müsait mi? Bir bakacağız yani. Buraya gelip aşağıya da verebilir tekrar. Düzeltmeye belki yani zaman yetmeyebilir, değil mi? Belki her gün tavan yapacak, bilmiyorum ki. Hani ama neticede 200 üstel hareketli ortalama da 0.786 Fibonacci ile örtüşüyor. 11.40 falan yani. Oralara doğru niyetli olabilir. Bakalım. Evet, yükselen. Şimdi arkadaşlar ben böyle hızlı anlatıyor olabilirim. YouTube'da zaten paylaşacağım. Canlı yapamadım bu sefer. Dolayısıyla mecbur biraz daha zamandan ayırıp şey yapacağım. Onu formatını ayarlayıp YouTube'dan paylaşacağım. Oradan da izleyebilirsiniz. Yani şöyle bir 5 aşağı yukarı örtüşüyor veya örtüşmüyor. Yani bir kanalımız mevcut. Hadi bu da orta bandı olsun. Ya tam örtüşmüyor ama gibi gibi. Atalım bunu. Pozitif duruyor. Yani muhtemelen gene 7 lira 6.81 seviyelerine doğru yani niyeti var gibi duruyor. Çektiği hareket şöyle diyelim biz ona 6.7, neyse düzelteceğim ben onu, ya da 7 lira şuradan pivot alalım biz 6.97. Yani bilemiyorum, hani biraz daha verirse verir. 6.77 6.97 gibi seviyelere niyetli olabilir ama oldu da şöyle bir şey çeker, kanalın üstü alınırsa o da 7.30 falan, o zaman ne olur, o zaman ne olur, ne olabilir dersek, sekiz buçuk az gibi geldi bana ama doğrudur. 8.21, 8.52 bu seviyeleri niyetlenebilir. Emin değilim yani, biraz tahtı belli zaten. Yani buraya geliyor düşüyor, geliyor düşüyor, geliyor düşüyor. Ay, geldi düştü, geldi düştü. Yani trend hissesi olmuş bu. Bu trend hissesi değil. Trend yok burada. Burada sadece uzun bir yatay yükselen kanal var. Yani trend hissesi değil bu. Trend hissesi. Buradan al, buradan sat. Buradan al, buradan sat olmuş bu. Dolayısıyla bu kanalı kırar mı yukarı? Yani kırarsa ya bu kesin şeyi gösterecek. 8.90 falan muhtemelen. Aynen. Bam bam bam. 8.90'ı gösteriyor. Yani işte ben ne dedim? 8.50, 8.20. Yani yaparsa öyle bir babalık, kimse bu tatlıcı veya neyse, yani o seviyelere doğru gidebilir ama sen önce bir 7.20'ye bir geri al, bir tutun, ondan sonra konuşalım oraları. Diğer türlü işte 6.97, belki 7.10, hani bu seviyelerde satacaksın kardeşim yani, ablacığım yani, başka öyle yani, bu hisse bu. Sen burada hani bilmiyorum yani nereden aldın falan ama yani buralardan satıp buralardan tekrar alsam, buralardan satıp buralardan tekrar alsam var ya, ana maliyetini 2 lira 1.5 lira yapardım valla. Yani
Zaten mali, ana maliyetin 1,5 liraysa o zaman 20 kuruş yapardım. Anladın? Lotunu çoğaltarak giderdim misal. Hani bas bas bağırıyor zaten yatay kanal da. Bunu başka kanallarda var. Dirençler, şeyler. Onları baz almak da lazım tabii. Üstel hareketli ortalamalar pozitifi geçmiş. 20 üstel hareketli ortalama gene hani sürekli aynı yaptığı hareketler gerçi ama hani pozitif duruyor. Yani ben gidebilirim yukarıya diyor. Yani müklemeden gidecek de. Neresi bozulursa 5.88'in altında kapanış olursa geliyoruz gene 5.30'lara. Yani öyle demek ki hani zaten kaç yıldan beri öyle. Yani kaç yıldan beri yani. Onun için yani bence buralarda kaçmak lazım yani. Kapmer mi? Kapmer baktık hocam ya. Galiba. Ha yok bakmadık. Yani bir türlü 90 kuruşa gelemedi bu. Veya 1 lira, 90 kuruş veya 1 lira. Yani şu bakışta ana destek de diyebiliriz. Örtüşüyor mu? Ops. Örtüşüyor. Pivot. Direnç. Destek. Destek. Kırıldı. Direnç oynadı. Düştü. Geldi. Direnç. Kırılım oldu. Boğa yaşadı. Düştü. Geri geldi. Üstel hareketli ortamları takip ediyor. Altına döndü. Üstel hareketli ortamlar döndü. Burası destek. İkili dip var mı? Üçlü dip var. Negatif. Ama bir saniye bir Fibonacci çizelim. Müktümeden buradan. Bu da 0,786 1 lira diyor. Hani gelebilir. Belki 1 liraya geldikten sonra 1,46 falan yapabilir. Ama pardon 1,36 yapabilir. Ama varsa niyetinde. Ya bu da %20 bir düşüş yani. Onun için ya 1,15'in altı stop diyeceğim ama yani risk alınabilir mi? Yakından bakalım. 4 saatlik yapalım bunu. Yani ya bir deviation çalışması var gibi. Hani burada bu durumda kısa vade anlamında 1.28 geri alabilirse .58 belki 1.63 falan gibi seviyelere hani gelirse 1.78 gelir. Hani o kadar hani bilmiyorum. Şöyle bir şey çizersek belki ya bu da çok uzak olur ya. Bu da 1.60 diyor zaten 0.236'ya kadar. Hani olabilir. Hani 1.60, 1.68, 1.65 hani bu seviyelere doğru muhtemelen o zaman niyetlenebilir bu şekilde. Buraya doğru gelebilir. Öyle diyelim. .15'in altını geçmesin. Yani şöyle bir şey de olabilir bakalım. Ama bu bir senaryo. Yani %100 diye bir şey yok. Kırmızıya geri aldı. O zaman iş değişebilir. 2.10 veya 1.90. Ama ben şahsen buraya hedefliyorum. 1.40
1.6 veya 1.60 buralara doğru, bunlardan biri. Burası direnç ama belli. 1.46 direnç, burada boşluk var. 1.78 neye denk geliyor? 1.70 falan denk geliyor. Ha yani oraya da bakarsan, dur bir dakika böyle bakalım. Aynen. Pardon. 1.72. 1.72 veya 1.62 öyle diyelim. Tamam. Hani bu da ciddi bir artış sonuçta. Hani bakalım hani hacim gelecek mi? Belki de öyle bir şey olmayacak. Belki de yatay bir kanal olacak burada. Seneye doğru. Yani Ekim'e, Eylül'e doğru şöyle belki de böyle bir hareket çekecek. Tamam. 1.60 1.15 gene düşer. Şöyle gene çıkar. Anladın? Şöyle. Ondan sonra ne zaman kırdıysa o zaman esas 2.5 veya 2.72 gibi seviyeleri gelebilir. Ha ama o esnada seviyorsan bu hisseyi buradan al, buradan sat, buradan al, buradan sat, buradan al misal. O şekilde de lotunu çoğalt. Ana maliyetini düşür. Bu tür hisselerde zamanın varsa, oyun seviyorsan 20 bin liraya da gir. Burada normalde 1.17'den aldın malı 20 bin liraya da çok büyük para değil ama o manada bunu al demiyorum bak. 20 bin lirayla aldın. Burada çıktı sattın. Ne yaptı? Attım. Çıktı diyelim. %30 yaptı. 30 çarpı 6 bin lira kar. Sattın. 26 bin liran var değil mi? Sattın. Buraya geldi. 1.20 lirayı. 1.20 lira gene geldi. 26 bin lirayı da tekrar al. Lotun çoğaldı. Buraya tekrar çıktı. Sattın. Ne oldu? 34 bin lira oldu. Düştü. Gene aldın. Misal. Bu sefer lotun gene çoğaldı. %40 çoğaldı. %50. Buraya çıktı gene sat. Ne oldu? 48 bin lira oldu. Anladınız mı olayı? Bunu da yapabilirsin. Ha, 100 bin lira diye cesaret edebilir misin? No. Ama 20 bin lira diye cesaret edersin. Zamanın varsa. Yani böyle bir şey de olabilir mi? Belki de olabilir. Ama para böyle takla atıyor. Sabırlı olacaksın. Burada satacaksın. Düştüğü zaman okey alacaksın. Lotunu çoğalttın. İlk maliyetin 1.20 idi ya. Şimdi sen buradan alıp buradan satınca buraya düştüğünde tekrar alınca maliyetin muhtemelen 90 kuruş oluyor. Anladınız mı olayı? Ana paranı koruyorsun. 1.15 kırıldı saat. Niye? 90 gelebilir. Zarar da değilsin ama. Ana paran korumada. Maliyetin çünkü 90. 1.15'in altına vurduğu zaman satsan ne olur? Zarar mı görüyorsun? Yok. 90'ı gelince bir daha al. Lotunu daha da çoğaltıyorsun. Anladın mı? Profesyonel trader o. Kendini denemek istiyorsan bir tatlı da 5.000 lirayla yap o zaman. 20'yle yapma. Ama benim gibi bir işi biliyorsan 20'yle yaparsın. Çok yaptım ben öyle coinlarda orada burada. Şu an yapabiliyor muyum? No. Zamanım yok. O yüzden yapamıyorum. Bunu zaman ayırmak lazım. Biraz daha genç olman lazım. Yani yaşlı değilim ama çok aşırı yoğun. Rica ederim hocam. Seni Nazlı'ya alalım hocam. Ben Nazlı'ya geçiyorum haftaya. Otkar. Otkar. Bu arada coinlerin hepsi çıkıyor arkadaşlar. Ben erken bitirebilirim. Şu Otkar'ı inceledikten sonra aha ben size özelden yazmıştım. Hasan hocam bir ara şey yaparız. Philip Capital aracı kurumu ile alabiliyorsun. İstediğin hisseyi. Tesla, Mesla, petrol ne istiyorsan. Tıkandık 429 425 falan o seviyeler geri geliyor gibi mi geliyor hani bu seviyeleri gelecek gibi mi geldi ama yani çıktıkça satmışlar çıktıkça satmışlar bu iki iğne bana diyor ki yani ben gidebilirim aşağıya diyor kısa vadede. Ya bu böyle 424 falan bu seviyeler bir gelsin de buralarda karar vermek lazım. Belki tekrar girilebilir. Yani böyle bir hareket çeker. Anlasını şöyle bir hareket çeker.
Kurtarıyor mu? Kurtarmıyor. Bir saniye. Ha ya 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 ya. Tabii tabii. Şöyle bir geri gelebilir. Ha böyle geri gelir. Burada tutunur. Yükselen dipler. Buradan tetik çekersin. Yani 440'dan 38'den falan. Ne yapar bu sefer? Çanağa gider. 470, 460. Böyle bir şey yapabilir. 424'ün altı, yani bu kırmızı çizginin altında o zaman geri gelir. Yani 405 falan bu seviyelere. Çıktığı gibi tekrar düşer. Yani o seviyeler. 402, 405 o seviyeler. Şimdilik riskli. Bence girilmez. Kısa vade anlamında. Yani 405 gelirse gerilir mi? Yani %10 düşmüş olur. Yani o zaman risk alınabilir burada tabii ki. Değil mi? Yükselen trend var. Yükselen trendi geri geldi. Okey, dene şansını. 402'nin altı stop. Yani şöyle bir şey misal. Denedi, başaramadı, vurdu. Tamam. Bu sefer tekrar gider böyle. Şurada biraz oyalanır. Ondan sonra çıkar şu seviyelere. Gibi gibi. Şimdilik negatif kısa vade. Aynen hocam ya, ben işte ya hacim yok bizim piyasada ya. O yüzden bak ben baba hissesi var. Neyse çok detaya girmek istemiyorum ama babayı biz tam dipten gene yakalayamadık ama şu seviyelerden aldık. Şu seviyelerden aldık. Ha, tam dip yakaladık mı? No. Yakalayamadık. Mümkün değil ya. Yani hayal, rüya. Şanslıysan bazen denk geliyor. Ha, biz buradan girdik. Fark ediyor mu? Yüzde kaç kardayız şu an? %31. Bir günlük işlem ya. Bir günde ya. Dün aldık, bir gün uçtu. Ya o kadar güzel ya, ben dolar kazanıyoruz burada. 100 bin dolar yatır, alsın 30 bin dolar. 10 bin dolar yatır, alsın 3 bin dolar. Var mı böyle hisse bizim ülkede güvenerek alabileceğin %30 verecek sana? Akbank %500 zor veriyor be. Froto aldık, %15'i zar zor çıkarttı. Bizi korkuta korkuta, düşecek 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 gözüyle. Zar zor çıktı 280'lere. Çıktıkça satıyor, çıktıkça satıyor. Öyle bir şey yok bu piyasada. Bu piyasada hacim var. Dünyanın her yerinde oyuncu var burada. Türkiye'de sadece Bank of America var. Bir de bizim Türk kurumlar var. Falan filan. İki tane tatlıcı olmuş. 800 milyon lirası var. Ha, bir de onlar var yani. Başka kimse yok. Böyle küçük yatırımcı veya pardon küçük yatırımcı demeyeyim. Hani şey klasman çok 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 büyük bir fark var. Bizim borsada para yok, bizim borsada yani. Onun için en güzeli Nasdaq yani. Ben bıktım yani, gerçekten BIST'ten çok bıktım ya bu sene, özellikle bıktım yani. Hani bir de öyle bir tuzak yaptılar bize. Eylül ayında bilmem neyine işte hisseler aldık, tamam taşıdık taşıyabildiklerimiz ama dolar alsaymışız daha çok kazanıyormuşuz. Neyse, aslında esasen öyle değil. Yani hisseler çıktı %60, %70 çıkanlar oldu. Satarsın, beklersin doların düşmesini. Dolar düşer 10.70, 11'lere. Oradan alırsın Türk liranda. Ha eyvallah. Öyle bir strateji plan uygularsan o zaman süper. Ama onun haricinde gerçek bir normal yatırımcı bu kadar şeyi öngöremez yani. %90'ı göremez. Dolayısıyla öyle yani. Ama çok basit bir örnek verdim sana. Hani böyle. Yani birkaç hisse daha vardı. Şimdi oraya girmeye gerek yok. O şekilde hocam. Hırsız çok. Aynen. Philip Capital. Ben bana özelden yazın. Ben size Bursa'da şube müdürü var arkadaşımız. Onu yollarım kartını, yollarım telefon numarasını veririm. Mesai saatler arasında arayabilirsiniz. Her şey Satyoshi verdi numaramı da. Her türlü ilgilenir sizinle. Orada müdür kendisi.
Öyle dostlarım, ben bitireyim. Bizim kripto piyasa ayaklandı. Onu takip edeceğim artık. Sabaha kadar herhalde öyle görünüyor. Allah'tan bizde hisem falan yok. Yoksa yorgun olurdum yarın. Cuma gününü beklemeyi tercih ettim ben. Bakalım. O şekilde arkadaşlar. Bu videoyu da şimdi halledeceğim. YouTube'a paylaşacağım. YouTube linki de atarım gruplara. Oradan da bir daha izlemek istiyorsan hisseni veya diğer hisseleri de izleyeyim. Bir şeyler yani biliyorum bazınız öğrenmek istiyorsunuz. Ben de sadece hani bu çıkar mı çıkmaz mı değil de hani bir şeyler öğrenmek istediğiniz için hani takip edenler de var veya izlemek isteyebilecek olanlar da var. Eğer YouTube'dan izlersen beğeni, yorum, takip yani çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Sağlıcakla kalın. İyi akşamlar, iyi geceler.